Gem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Hoş buldum, hoş buldum, hoş buldum. Hepinize merhabalar. Kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan, anlı açık, başı dik, haramdan, yalandan korkan güzel Beykoz'un güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Bugün Beykoz'da böyle coşkulu bir kalabalığın karşısında büyük bir heyecan, büyük bir umutla karşınızdayım. 1999'da göreve gelen, Beykoz'a çok önemli hizmetler eden, o günden bugüne aklı fikri Beykoz olan, Beykoz'da basketbol oynamış, Beykoz Spor'da yöneticilik yapmış, yani öyle dışarılardan değil, ithal değil, kayyum değil, Beykoz'un öz evladı Alaaddin Köseler'in heyecanını paylaşmaya geldim. Alaaddin Başkan bütün adaylar gibi heyecanlı. Ancak Alaaddin Başkan'ın yarım bıraktığı işleri, çok daha iyileri yapılacakken içini parçalayan, ya Beykoz bunları mı hak ediyor deyip de içi içine sığmayan günleri geride bırakıyoruz. Alaaddin Başkan geliyor. Alaaddin Başkan. Ona inanıyoruz. Ona güveniyoruz. Ona Beykoz'u emanet ediyoruz. Onu da sizlere emanet ediyorum. Biraz önce otobüsle bayağı uzun bir yoldan geçtik, buraya geldik. Ekrem Başkan, Alaaddin Başkan ve ben. Ben 5 sene önce de Beykoz'da, Üsküdar'da, Ümraniye'de çalışma yapmıştım. O günlerde de nezaketen el sallayanlar, kalp yapanlar, otobüsün önüne koşanlar vardı. Ama bugün gördüğüm Ümraniye, bugün gördüğüm Üsküdar, bugün gördüğüm Beykoz var ya, o ne güzel Beykoz öyle. Niye oluyor bunlar? Çünkü Beykoz 5 yıl önce İstanbul'un verdiği karardan memnun. 5 yıldır Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin Beykoz'a yaptıklarını Beykoz görmüş, bundan memnun ve yeni bir karar vermiş. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'yla 5 yıl daha tam yol ileri. Niye demesin ki? Ya olmasaydı, ya geçen seçimlerde o küçük farkı bile önce hazmedemediler, hilelerle seçimi elimizden almak istediler. Sonra hadi bir daha dediler. O 19 günde Ekrem Başkan'ın neler yapabildiğini görenler ve nasıl hakkı yendiğini, nasıl İstanbul'un iradesine el konulmak istediğini görenler ne yaptı? Biz Haziran'da Osmanlı tokatı vuracağız diyenlere demokrasi tokatını bir vurdu, akılları başlarına geldi. Beykoz niye memnun olmasın ki? Eğer Tayyip Bey'in dediği gibi Binali Bey yönetseydi, yok, Binali Bey yönetseydi mesela Beykoz'a 154 bin ton asfalt döküldü ya,
o asfalt dökülmeyecekti. Beykoz'da 3.335 haneye direkt yardım başlattı Ekrem Başkan. Bu yardımlardan Beykoz'un yardıma muhtaç aileleri yararlanamayacaktı. 3,5 milyon çiçek dikmiş Beykoz'a. 3,5 milyon çiçek, 40 bine yakın ağaç, 21 bin hijyen paketi, 25 bin sahipsiz hayvanı Beykoz sokaklarından kurtarıp iyileştirmiş, aşılamış, ıslah etmiş. 4600 kişiye İstanbul kart vermiş. Tam 2283 evladımıza burs vermiş, sahip çıkmış. Yetmemiş, 56 kilometre, 56 bin metre doğalgaz, 74 kilometre, 74 bin metre su borusu döşemiş, altyapıyı yenilemiş. Ekrem Başkan Beykoz'dan aldığını Beykoz'a vermiş, Beykoz'u unutmamış, ona sahip çıkmış. Bir yandan da Beykoz'a dışarıdan gelenler, Beykoz'un oyunu alanlar ama Beykoz sokaklarında görünmeyenler var. O yüzden bu seçimden sonra Beykoz sokaklarında, sadece böyle güzel yollarında değil, Beykoz'un köylerinde, Beykoz'un arka mahallelerinde, yoksul mahallelerinde Alaaddin Başkan'la Ekrem Başkan'ı el ele, kol kola, omuz omuza göreceksiniz. Beykoz'un sorunlarını biliyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili mağduriyeti, gönüllü olması gereken bir şeyde rızası olmayan 300 aileyi ite kaka, İte kaka dışarıya atmalarını biliyoruz. Beykoz'da, bu güzel kentte zamanında kentin cefasını çekenlere sen git buradan, sefasını başkaları sürecek diyenleri biliyoruz. Elbette kentsel dönüşüm istiyoruz. Ancak adil, yerinde, şehirden koparmayan bir kentsel dönüşümünde sözünü veriyoruz. Beykoz'un geçmişine bakınca memleketim Manisa ile benzerlikler gördüm. Bizde bir Sümerbank fabrikası vardı. Kapattılar. İçimiz yandı. Hem işsizimiz çok arttı, hem de kentin önemli bir sosyal çevresi ortadan kalktı. Burada da deri kundura fabrikasının kapatıldığını, İspirto fabrikasının kapatıldığını, son olarak Paşabahçe fabrikasının, şişe cam fabrikasının kapatıldığını, yerine istihdam yaratacak, kaynak yaratacak hiçbir adımın atılmadığını, Beykoz'un boynu bükük bırakıldığını gördüm, üzüldüm, üzüldüm, üzüldüm. Ama Ekrem Başkan'ın Beykoz'la ilgili neler yapacağını, Alaaddin Başkan'la kol kola girip de Beykoz'u nasıl ayağa kaldıracağını, bu konudaki azmini, heyecanını, kararlılığını biliyorum ve üzülmüyorum. Size müjde veriyorum. 1 Nisan'da Beykoz'un makus talihi değişecek. Söz veriyoruz. Bakın, en güzel tarafı ne biliyor musunuz Ekrem Başkan'ın? Ekrem Başkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri İstanbul'un üstünde bir helikopterin içinde Tayyip Bey gezemiyor. Gezip de yanındaki İBB Başkanı'na, bu arsa kimindi? Bizim efendim. Katarlılara verdim. Bu arsa kimindi? İBB'nin efendim. İBB'nin efendim. Ben bunu
Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verdim. Ya arsa kalmadı mı? Kalmadı efendim. O zaman bir kanal daha açalım, etrafını Katarlılara satalım. Bunların hepsi bitti. Şimdi Murat Kurum'a soruyorlar. Kanal İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz? Baktı ki Ekrem Başkan'ın sloganını İstanbul benimsemiş. Ya kanal ya İstanbul demiş. Diyor ki İstanbul'un sorunlarını konuşalım. Bunu niye gündeme getiriyorsun? Neden Kanal İstanbul konuşalım? Kardeşim, Kanal İstanbul'u sen söyledin. Senin reisin söyledi. Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Bu ihanet projesini de işte Ekrem Başkanımız durdurdu. Ekrem Başkanımız. Eğer beş yıl önce Ekrem Başkan değil de o zamanki Tayyip Bey'in adayı Binali Bey olaydı. Kalan bütün arsalar gitmişti. İstanbul'un boğazına hançer girmişti. Kanal İstanbul'u yapmışlardı. Her tarafını da Katarlılara satmışlardı. İstanbullu Ekrem Başkan'a oy vererek, Beykozlu Alaaddin Köseler'e oy vererek sadece kimin belediye başkanı olacağına karar vermeyecek. Beykoz'un ve İstanbul'un yeniden ihanete uğramasına engel olacak, izin vermeyecek. Çıkmışlar, tekrar oy istiyorlar. Hatta 94'te kazanmış ya, 94 ruhuyla diyorlar. Kardeşim, 94 ruhu dediğin nedir? Ankara'da Melih Gökçek belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul'a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum. Tayyip Bey diyor. Diyor ki biz yatay mimari yapamadık. Dikey mimariyi tercih ettik. İstanbul'a hançerleri sapladık ve burada benim de suçum var. Doğru söylüyor. Rakamı söyleyeyim mi? O geldiğinde İstanbul'da kaç gökdelen vardı? 4. Böyle Rabia yapıyor ya. 4. O giderken kaç vardı? Tam 247. İstanbul'a 243 tane hançer saplayanın bundan sonra İstanbul'a vereceği hiçbir şey yoktur. Uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter. Bir de Tayyip Bey ile aramızda son günlerde büyük bir gerilim var. Bana diyor ki, birisi diyor, emeklileri tahrik ediyor diyor. En düşük emekli maaşı 10.000 lira. Dün Türk İş açıkladı, açlık sınırı 16.200 lira. Türkiye'de neredeyse bütün emekliler açlık sınırının altında kalıyorlar. Bak, açız açız diye bağırıyorlar. Ve bana diyor ki emeklileri tahrik etme. Eğer emeklilere senin dediğini verirsem çalışanlara maaş ödeyemem. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Sen beşli çeteye parayı buluyorsun. Saray müteahhitine parayı buluyorsun. Zenginlerin vergilerini ertelemeye parayı buluyorsun. Bir tek emekliye gelince param yok diyorsun. Siyaset öncelik belirleme işidir. Senin önceliğin beşli çeteler, benim önceliğim emekliler.
Senin önceliğin birilerini zengin etmek, bizim önceliğimiz birilerinin yoksulluğunu gidermek. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları 1 Nisan'dan itibaren Alaaddin Köseler, yoksulluğu yönetmek için değil, yoksulluğu yok etmek için göreve gelecek. Bunu böyle bilin. Yolda otobüste gelirken hem bugün hem geçen hafta önümüze anneler çıktı. Bir dakika dediler. Otobüsü durdurdular. Çantadan anne kartı çıkardılar ve Ekrem Başkan'a gösterdi. Bir elinde anne kart, bir elinde böyle kalp yapıyor. 4 yaşına kadar çocuğu olan annenin ulaşımını bedava yapan, çocuk doğduğunda o doğum paketiyle oraya koşan, günü gelince sütünü veren, zor durumda kalana, sahip çıkan Ekrem İmamoğlu'na helal olsun diyorum. Helal olsun diyorum. Helal olsun diyorum. Anne kart gösteriyorlar bak. Anne kart gösteriyorlar. Bundan sonra da anneler için çalışmaya, anneler sosyal yaşama katılsınlar, çalışma yaşamına katılsınlar diye kreşler yapmaya, İstanbul'a emanet edilen 80 ilden gelen öğrencilerimizin barınma sorunu için yurtlar yapmaya, onlara sıcak yemek vermeye, çorbalarını vermeye, eğitim desteği vermeye, ulaşım desteği vermeye, bu ülkede, bu kentte kimin kollanmaya, kimin arkasında durulmaya ihtiyacı varsa bunu yapmaya, halkçı belediyeciliğe, sosyal belediyeciliğe sonuna kadar devam edeceğiz, sonuna kadar. Beykoz'dan bir çağrım olacak. O çağrım Beykoz'daki CHP dışındaki partilerde geçmişte oy vermiş olanlara, siyaset yapmış olanlara, geçmişte gönlü orada olup da şimdi içi buruk olanlara. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu partiye baba ocağı diyoruz. Öyle ya, herkes baba ocağına doğar, ana kucağına doğar. Büyür, bir noktaya gelir. Kimi büyüğüne gider yerleşir, kimi daha küçüğüne razı olur. Kimi Irak'ta uzakta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, bir gün dara düşersem baba ocağının çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Başı sıkılanın geleceği yer baba ocağıdır. Bizim ilçe başkanlarımız, önceki ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz o baba ocağının çorbasını kaynatanlar, bacasını tüttürenlerdir. Ama kim gelmek istiyorsa baba ocağının kapısı ardına kadar açıktır. Yeri evin baş köşesidir. Kapının önüne geçip de gelene niye geldin demeyiz. Nereden geldin demeyiz. Madem gelecektin niye gittin? Sen gittin de bak bizlere neler ettirdin demeyiz. Çünkü sorarsa kardeşim tapusu kimdedir diye, baba ocağının tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de yoktu. Ne rahmetli Ecevit'teydi, ne rahmetli İsmet Paşa'da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
madem ki bu memleketin %95'i Atatürkçüdür, madem ki Beykozlu AK Partililere, MHP'lilere sorduğunda da Atatürk'ü seviyorum, vatanımı kurtaran, milletimi özgürleştiren, ezanımın okunmasına, dinimin yaşanmasına izin veren ulu önderdir diyorsa, Atatürk'ün baba evinin kapısı hepsine açıktır. Buyursunlar gelsinler. Ve şimdi tam 100 yıl sonra bir kez daha Cumhuriyet'in bir kez daha kurtulmasına, demokrasinin bir kez daha kurulmasına, fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın, Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir, yeniden kollanmasına, bu memleketin bir kez daha güçlü bir Türkiye olmasına ihtiyaç var. Onun için bu seçimlerde AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı bir büyük ittifaka ihtiyaç var. Biz oradayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul'da İstanbul İttifakı'nın içindeyiz. Türkiye'de Türkiye İttifakı'nın içindeyiz. Türkiye İttifakı'nın içinde elbette sosyal demokratlar var. Ancak yetmez. Ayrıca milliyetçi demokratlar var. İyi insanlar var. Muhafazakar demokratlar var. Hepimiz gibi inançlı insanlar var. Ve hiç ayrım yapmadan Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, göçmeni hep beraber bütün demokratları İstanbul'da İstanbul İttifakı'na, Türkiye'de Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz. Türkiye İttifakı'nın renkleri ay yıldızlı al bayrağın renkleridir. Türkiye İttifakı milli takım gol attığında kim ayağa kalkıyorsa ve filenin sultanları dünya şampiyonu olup da bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı okunurken, iki gözü yaşlı filenin sultanlarını görüp de kimin gırtlağı düğümleniyorsa ve kim bu ülkede vatanını, milletini, bayrağını seviyorsa hepsi Türkiye İttifakı'nın içindedir. Onlar bizimledir. Biz de onlarla birlikteyiz. Türkiye İttifakı'na var mısınız? Var mısınız? O zaman Türkiye İttifakı'nın renklerini söyleyelim. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, başkan, 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 başkan. Bir Nisan günü Alaaddin Başkan'la Ekrem Başkan'ı kol kola Beykoz'un yüzünü güldürsünler diye, Beykoz'un bundan sonra artık yükselişe geçmesi için, çilelerin bitmesi için, dertlerin bitmesi için, yüzlerin gülmesi için Alaaddin Köseler Başkan'a ve Ekrem Başkan'a büyük bir destek için hepinizi göreve davet ediyorum. Siz onlara oy verecek misiniz? Evet, ama yetmez. Onlar için çalışmanız lazım. Yarın sabah, yarın yataktan kalkınca Ekrem Başkan kadar çok koşturmaya, Alaaddin Başkan kadar çok koşturmaya var mısınız? Yarından itibaren bir ay boyunca durmak yok, dinlenmek yok, gezmeye gitmek yok, çalışmak var. Söz mü? Söz mü? Söz mü?
Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum. Başkanlarımızı, Beykoz'umuzu ve İstanbul'umuzu size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanım. Beykoz'da Alaaddin Köseler, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. Sallayın bayrakları, görelim coşkuyu, görelim coşkuyu. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz, bu coşku hiç dinmesin. Sallayın bayrakları dostlar. Hazırız biz. İmamoğlu geliyor. Bilmeyenlerle gücümüz. Köseler geliyor. İşimiz belediye. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanım İstanbul'da Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür daha, ediyoruz. Bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da yeniden İmamoğlu. Beykoz'da bu kez Alaaddin Köseler. Bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy. Teşekkürler Beykoz. Sevginize layık olacağız. Teşekkürler Beykoz. Güveninize layık olacağız. İstanbul'da İmamoğlu bir daha oy, bir daha oy.